Açılan Gonca Hafız Hanım'ın konak yavrusu evinde geçen her gün Rana'nın istidadını parlatan, zekasını keskinleştiren bir terbiye devresi oluyordu. Kız kısa bir zamanda yavaş yavaş değişmeye başlamıştı. Giyiniş tarzında Hafız Hanım'ın ihtarları hemen tatbik ediyordu. Hafız Hanım kız olsun kadın olsun, trendaz olmak ve süslenmek lazımdır. Bir kadın için şapşaldık. Pasaklılık büyük kusurdur diyor. Sonra sandık eşyasından ayırdığı bazı şeyleri Rana'ya veriyor. Onlara nasıl ve nereye takmak lazım geldiğini söylüyor. Saçlarının tanzimini bile tarif ediyordu. Sen diyordu. Mümkün mertebe güzelliğini kendiliğinden belirtecek şekilde giyinmelisin. Saçına takacağın bir ziynet sana kıymet vermemeli. Sen ona kıymet vermelisin. Bir gün Rana'nın kulaklarına çekmecesinden çıkardı. Peru küpeler taktı. Bak dedi. Bu küpeler senin. Yeni açılmış pembe bir güle benzeyen güzel kulaklarını güzelleştirmek için değildir. Onlar kulakların güzelliğini göstermek için sadece bir vasıtadır. Zülüflerinin parlak kıvrımları altındaki bu iki gül, senin kadrini kıymetini bilen için elbette bu parlak taşlardan daha kıymetlidir. Rana el aynasında bu damla pırlantaları seyrettiği zaman içinde garip bir neşenin fıkırdadığını hissetti. Bunlar çok kıymetlidir değil mi? Çok kıymetlidir. Fakat ne çıkar? Hafız Hanım bunu söylerken için çekti. Sen o gençliği bana ver, sana olduğu gibi mücevher çekmecesini vereyim. Rana kendi kendine, bu kadın çok zengin olmalı diyordu ve ona bu fırsatla bir hulus çakmak istedi. Siz böyle düşünüyorsunuz. Ben de büsbütün başka türlü düşünüyorum. Sizin bilginize malik olmayı gençliğe de güzelliğe de tercih ederim. Ona da malik olacaksın Rana. Sen bu istidadım işletecek olursan vezirler karşısında diz çökerler. Ahbaz biraz fazla söylemiş gibi hemen sustu ve yarın dedi. Behlül Efendi gelecek. Musiki için ufak bir imtihan geçireceksin. Aman efendim ben hiçbir şey bilmiyorum. Behlül Efendi'nin yanında hiçbirimiz bir şey bilmiyoruz. O senin sesini dinleyecek ve meşk edeceğin sazı intihap edecek. Ben senin hayatını böyle tasarruf ediyorum ama bakalım bu yaşayış hoşuna gidecek mi? Ne gibi efendim? Ne gibi olacak? Annene mektup gönderildikten sonra kadını senden haber alınca büyük bir heyecana uğradığını şetaretle hemşire anlattığı zaman seni biraz düşünceli gördüm. Olur ki anneni babanı göreceğin gelmiştir. Annemin endişeden kurtulduğuna memnunum fakat babam için öyle değil. İstersen seni anneni görmeye göndereyim. Hafızanın bu tekliften sonra Rana'ya baktı. Bunun onda ne tesiri yapacağını anlamak istiyordu. Rana Şimdilik böyle bir lüzum hissetmiyorum dedi. İleride düşünürüz. Hafız Hanım çok metin bir tabiatım var dedi. Ben senin bu teklif üzerine başka bir şey söyleyeceğini beklemiştim. Sonra kızın çenesini okşadı. Seni yetiştirmek için ne kadar heves etsem yeri var. Rana Hafız Hanım'ın yumuşak bir örümceği hatırlatan elini öptü. Teveccüh gösteriyorsunuz Hafız Hanım genç kızın bu yakınlığından mütehassiz oldu. Kızın tekrar yüzünü okşadı. Bana gelen eş dosta dedi. Seni taşladan gelmiş bir hısım gibi tanışacağım sen de ona göre idare et. Hafız Hanım bazen yaşmaklanıyor. Sokağa çıkıyor bütün bir gün evde bulunmuyordu. Hatta bir keresine gece de gelmemişti. Rana bu vakitli vakitsiz gaybubiyetin sebebini şetaretten sordu. Bacı Hanım teyzem böyle nereye gider? Ha beş kadın. Hanımın pek çok ahbabı vardır. Onlara misafirliğe gider. Bırakmazlar. Bazen gecede kalır. Bu ahbaplar buraya gelmezler mi? Gelirler. Günü birliğine gelen olur. Ben kimseyi görmedim. Buraya her gelenin yanına çıkacak değilsin ya. Sen odanda oturuyorsun. Mesela geçen gün Ramiz Bey gelmişti. Bu Ramiz Bey hanımın uzak akrabasındandır. Kendisi hem genç hem de çok yakışıklıdır. Bütün İstanbul'da ona güzel Ramiz derler. On parmağında on marifeti vardır. Hem güzel yazı yazar hem de fevkalade tambur çalar. Misafir odasındaki o büyük levhayı o yazdı. Yarın günüdür gelir. Şetaretin bu izahati Rana'da bir merak uyandırdı. Kendisini görmek değil ama çalgısını kapı aralığından olsun dinlemek isterdim. Ona çalgı deme tambur de. Yarın geldiği zaman ben hanıma söylerim sana dinletir. Kapı aralığından mı? Şetare tatlı bir tebessümle baktı. Yok canım yanına çıkarsın. Nasıl olur? Namahrem değil mi? Sen hanımın kızı sayılırsın. O da dayızadesi. Birbirinizin kardeşi gibisiniz. Hanım teyzem müsaade eder mi? Belki eder. Şetaretin bu izahatı Rana'nın merakını biraz olsun daha kamçıladı. Hafız Hanım'ın yatalak kocasından güzel Ramiz Bey'e kadar bu mühitin erkeklerinde bir fevkaladelik olduğuna inanıyordu. Bunlar herhalde ne babası Kantarcı İsmail Ağa'ya ne de aşk ateşiyle yanıp tutuşan Remzi'ye benzeyeceklerdi. O akşam Hafız Hanım da yemek yerken şetaret ''Hanımcığım'' dedi. ''Yarın Ramiz Beyefendi yemeğe mi gelecekler?'' ''Hafız Hanım, bilmem'' dedi. ''Belki.'' Neden sordun? Elmasiye'yi pek sever de yaptıralım diyecektim. Şetaret neler düşünüyorsun misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Şetaret bu sefer küçük hanıma Ramiz Bey'in tamburunu dinletelim. Bunu sen mi düşündün? Bakalım Rana ne diyecek? Rana ben türkü dinlemesini pek severim. Hafızanım güldü. Bunlara türkü deme, şarkı de. Hepsi bir değil mi efendim? Hayır, musikide her eserin bir hususiyeti vardır. Murabba, kâr, nakış, semai hepsine birden de beste derler. Bunları hep öğreneceksin. Bu bey bunların hangisini çalıyor? Hepsini çalar. Hakikaten merak ediyor musun? Ediyorsan yarın sana Ramiz'i dinleteyim. Siz bilirsiniz. Güzel Ramiz Bey, Bavari Divanı Humayun Kalemi, Hüleyfasındandı. Hafız Hanım'la da uzaktan yakından bir hasımlı akrabalığı yoktu. Daha kaleme çırağı edilmeden hakkında manzumeler yazılacak, eserler bestelenecek kadar güzel olduğu için İstanbul'da bir şöhret kazanmıştır. Ramiz Bey, güzelliği nispetinde zeki ve meclislerde aranan biriydi. Yalnız yakışıklılığı ile değil, tatlı sohbetiyle de kendini sevdirmişti. Mesirelere gittiği zaman, hanım iğnesi piyadelere kurulan yaşmaklı cananlar, dantelli şemsiyeleri ile uzaktan işaretlere başlarlardı. Hali vakti yerinde olduğu için kibar bir hayat sürer, vakarını muhafaza ederdi. Güzel Ramiz Bey'in hüsnüne hayran olan kadınlar onun için, doğrusu Allah övmüş de yaratmış ama çok kibirli derler. Fakat yine de gencin süzük bakışlarının bir an için kendilerine mültefit bir mana ile bakmasını ümit ederler ve beklerlerdi. Ramiz Bey o hale gelmişti ki bir mesirede bulunsa ona artık kadınlar söz atıyorlardı. Halbuki Ramiz Bey herkesin zannettiği gibi kibirli de değildi. Arkadaşlarıyla ekseriya buluşur, sabahları kadar eğlenir, çalar söylerdi. Onun bu yapma azameti yalnız dildadelerine karşıydı. Ramiz Bey Hafız Hanım'la pek laibaliydi. Vakitli vakitsiz onun evine gelir. Hafız Hanım'a sormadan hazırlattığı işret tepsisinin başına geçer. Yakası açılmadık mazmunlarla dinleyenleri kırar geçerdi. Hafız Hanım Rana'yı Ramiz Bey'le karşılaştıracağı zaman bir taşla iki kuş vurmuş olacaktı. Genç adamın kıza layıkayt kalmasına imkan yoktu. Rana'nın da güzelliği nispetinde tatlı dili, Büler yüzlü olan bu gencin varlığından taşan arzu havasına kendini kaptırmaması için taş gibi hissiz olması lazımdı. Ramiz Bey'in geleceği günün evveli hafız hanım Rana'yı kendisi süsledi. Ona saçının, gözlerinin, çehresinin renklerini belirtecek baygın hatta solgun bir pembe elbise giydirdi. Vücudunun bütün hatlarını, endamının zarafetini gösteren bu libas içinde Rana seyrine doyulmaz bir güzel oldu kulaklarına zümrüt küpeler taktı. Gerdanının doya doya seyredilmesi için boş bıraktı. Göğüslerin arasındaki ince hattın başlangıcı belli belirsiz görünüyor. İçindeki sıkı yelek göğüslerinin dikliğini belli ediyordu. Kızın tuvaletini bitirdikten sonra eserini ikmal etmiş bir ressamın tablosunu seyretmesi gibi biraz çekildi uzaktan baktı. Biraz daha bakarsam kendi nazarım değecek dedi. Ne giysen yakışıyor Kırk bir buçuk maşallah. Rana muvaffakiyetinden emin ve memnundu. Bir şey söylemiş olmak için öyle mi buluyorsunuz dedi. Öyle buluyorum ya Rana hayret ediyorum. Annen kakavan bir çerkez baban da herhalde pek yakışıklı olmayacak. Sen bu güzelliği nereden aldın? Rana bilmem dedi. Annen dayı mı pek metederdi. Çok yakışıklı bir adammış. Belki ona çekmiş olabilirim. Oğlan da ya derler. Seninki tersi ne olmuş? Biraz yürü bakayım. Rana her zamanki gibi yürüdü. Olmadı. Bir kadın için yürümek, yürümesini bilmek bir meseledir. Ben fena mı yürüyorum? Fena yürümüyorsun. Fakat şairlerin hıraman dedikleri bir yürüyüş vardır. Öyle yürümüyorsun. Sana bunu anlatmak için şöyle söyleyeyim. Kadın yürümez akar, kayar. Elbisesinin içinde ayaklarının hareketi hissedilmemeli. Anladın mı? Anladım ama bilmem yapabilecek miyim? Yaparsın. Evvela şunu bil ki kadın onda bir çirkinlik bulmak için bütün gözlerin kendisine dikildiğini bilmeli. Kadın kendisi için yaşamaz, giyinmez, süslenmez. Güzelliğini herkes hayran etmek için yaşar. Bunu anlamadığı gün onda artık kadını kalmamıştır. Şimdi mümkün mertebe adımlarını kısa atacaksın. Şöyle dediğim gibi kapıdan içeriye gir bakayım. Rana odadan çıktı. Ustasının ihtarına harfi harfini riayet etmek isteyen acemi bir çırak edasıyla ilerledi. Yürüyüşünün muvafık olup olmadığını anlamak istiyormuş gibi biraz durdu. Hafız hanım güzel dedi. Bu duruş pek yerinde. Farkında değilim. Ben farkındayım. Bu adeta odadakilere geliyorum. Hazır olun der gibi bir şey. Şimdi yürü bakayım. Prova birkaç defa tekrar edildi hafız hanım. İyi. Gittikçe daha tabileşir. Yürüme dersinin bu faslında odaya giren şetaret Rana'yı görünce şaşırdı birkaç tane. Maşallah. Tebarek Allah. Savurduktan sonra Rana'ya küçük hanımcığım sen vezirlere değil padişahlara layıksın diye dilinin döndüğü kadar met etmeye başladı. Habeş kadını mübalağa etmiyordur ana bir içumsu gibiydi. Hafız hanım şetaret dedi. Düşün bir kere bu kızı yorgancının oğluna vereceklerdi. Aman hanımcığım Allah yazdıysa bozsun. Hafız hanım Allah yazmadı ki bozsun dedi. Rana bütün başka bir hayat içindir. Bu neye benzer bilir misin? Bahri ummanda sefere çıkan yelkenlerini açmış kocaman bir gemiye. Onu havuzda yüzdürebilir misin? Hafız Hanım'ın bu teşbihi tam yerindeydi. Rana'yı bütün yelkenlerin fora etmiş bir gemiye benzetmesi doğruydu. Fakat kendisi de o gemiyi teçhiz eden bir armatör vaziyetindeydi. Sözün gelişinde bu hakkının tanınmasını istiyor gibiydi. Giyinme, süslenme, edala yürümeden sonra konuşma bahsine geçildi. Hafız Hanım, yavrum, dedi. Bir mecliste konuşarak herkesi ağzına baktırmak bir Allah vergisidir. Her kula nasip olmaz. Senden bülbül gibi şakımanı istemiyorum. Senden istediğim tek şey, bilmediğim bir mevzu hakkında sükut etmekliğindir. Rana, yani, Öyleyse efendim ben ağzım açamayacağım. Neden? Hiçbir şey bilmiyorum ki. İsabet hiçbir şey bilmemek bilir gibi ukalalık etmekten iyidir. Fakat zamanla sen de çok şeyler öğrenirsin. Yalnız bir şey bilmiyorsun diye öyle put gibi duracak değilsin ya. Vakit vakit şöyle hafif bir tebessüm edersin. Onlar söyledikleri sözün kıymetini anlıyor zannederler. Hiç anlamadan anlar gibi göründüğümüzü hissederlerse benimle zevklenmezler mi? Sen güzel olduğun için buna cesaret edemezler. Ben sende istidat görmesem, seni yetiştirmeye heves etmem. Cahil olduğuna şüphe yok fakat istidatsız olmadığına da eminim. Rana bu tedrisatı ayakta dinliyor elbisesine siyanet etmek için oturmaya cesaret edemiyordu. Hafız hanımın nazarından bu da kaçmadı. Otur Rana dedi. Elbisemin baskısının bozulmasından korkuyorum. Korkma bunlar şenindir. Sen eşyaya değil eşya sana hizmet etsin. Sırtında adi bezden bir entari ile nasılsan öyle olacaksın. İkindiden sonra Ramiz Bey geldi. Kapıyı hurşit açtı. Bey'i yerle beraber selamladı. Ramiz Bey her zamanki gibi mültefit ve nazikti. Merhaba Huşita, nasılsın? Uşak Bey'in sakosunu, yuvarlak altın saplı bastonunu almak üzere elini uzattı. Allah ömür versin beyefendimiz, duacınızım efendim. Ramiz Bey kaloşlarını çıkardı. Hanım evde mi? Evdedir beyefendimiz. Ramiz Bey kısa fesini biraz yana eğmişti. Fesinin şakak tarafına gelen kısmında tersine taranmış altın rengi saçlar görünüyordu. Fesin yeni taranmış püsküle dağınık bir intizamsızlıkla setresine kadar uzanıyordu. Geniş ve biçimli nasiyesini örten Fesin altında samur kaşları düz ve nihayetine doğru kıvrık bir hat gibiydi. Bunların altında bir çift menekşe rengi göz bir şeye dikkatle bakarken süzülüyor. Biraz müftehsi bir manaya bürünüyordu. Çekik burnunun altında ince bıyıkları, lal rengi dudaklarını örtmüyordu. Hurşit Ağa, güzellikle nezaketi bir araya toplayan ve her halinden kibarlık taşan Ramiz Bey'e nasıl hürmet ve riayet edeceğini bilmiyordu. Hemen kaloşları kaldırdı ve buyurunuz beyefendimiz dedi. Ramiz Bey merdivene doğru ilerledi. Sağınlıkta şetaret karşıladı. Hemen setresini eteğine öptü. Buyurunuz beyefendi. Maşallah şetaret abla. Dünyada isimle müsemma beyninde bir münasebete sizin isminiz kadar mutabıkı bulunamaz. Habeş kadın inceliğini pek anlamadığı bu iltifata teşekkür için tekrar beyin eteğine varıp iltifat buyuruyorsunuz efendim dedi. Ramiz Bey ona da sordu. Hanım evde mi? Evdedir efendim. Nereye gitsin? Zavallı beyefendi kendini vakfetmiş. Ramiz ve evin yatalak erkeğinin sıhhatini sorma ihmal ettiğine müteessif bir eda ile konuştu. Beyefendinin afiyetini sormadım. Ne ayıp ettim. Bu hatirin aşinaslığımı hiçbir zaman affetmeyeceğim. Sormasanız da daima düşündüğünüzü biliriz efendim. Yavaş yavaş merdivenlere çıkarken potinleri kıçırdıyordu. Orta kattaki geniş sofa da hafızanın bekliyordu. Ramiz Bey hafız hanımı görünce merdivenin son kademelerini bir nazaket isticali çıktı. Kadını kandilli bir temennah ile selamladı. Hafız hanım maşallah beyefendi dedi. Tarz etmemiş olmak için bu kadar bir vefalık olur mu demeyeceğim. Fakat şu kısa iftirak müddeti dahi bize pek uzun geliyor. Ramiz Bey. Muayyen günlerde tavsiye ediyorum. Kerem su suistimal etmek istemedim. Estağfurullah. Cahiyenizi ihya buyurdunuz efendim. Kapıdaki meşguliyetin mani olmasa hakipaye daha sık rumali ubudiyet olacağım. Fakat meşgali yemeye müsaade etmiyor ki efendim. Hafızanın odaya doğru yürüdü. Buyurun efendim odaya girdiler. Oturma merasimi başladı. Şöyle, İkbal buyurunuz. Böyle pek iyiyim. Müsaade buyurun. Nasıl olur efendim? Orası zatayları için saf ve niyal demektir. O halde el ümrü fevkal edep. Ramiz Bey nihayet kendine oturacak bir yer buldu. Bu her ziyarette böyleydi. O zamanlar konuşmak için fazla tevazuyu göstermek, fikirleri güzel kelimelerle ifade etmek, karşısındakini alabildiğine yükseltmek asalet ve nezaket icabiydi. Böyle konuşmayanlara avam derlerdi. Ramiz Bey birdenbire kendine koyu vermemek için teetüben geniş sedirin kenarına ilişir gibi oturmuştu. Ahvız Hanım Muvakkat bir oturuşunuz var beyefendi dedi. Ramiz Bey. Bugünkü ziyaretim kısaca arzı tazimattan ibaret kalacak. Müsaadenizi rica edeceğim. Hafız Hanım. Yok beyefendi. Buraya teşrif ihtiyarınızladır. Fakat buradan teşrif hususunda rey bizimdir. Dedi ve içinden de düşündü. Sen birazdan Rana'yı görürsen kovsalarda gitmezsin. Ramiz Bey. Beyefendi hazretlerinin sıhhi durumunda iyileşme alametleri vardır inşallah. Hep bildiğiniz gibi. Sizi bu hadna şinasane sualimle mütehilim eylediğimden dolayı affınızı dehalet ederim. Estağfurullah. Bize hem dert olmak suretiyle elemimizi teskin ettiniz efendim. Ramiz Bey setresinin cebinden altın tabakasını çıkardı. İçinden hususi yapılmış sigaralardan bir tane aldı. Hafızanın iki elini vurarak seslendi. Kim var orada? Şetaret. İçeriye giren Habeş kadına. Beyefendi ateş ver. Dedi. Ramiz Bey sigarasını yaktı. Limonu kehribar ağızlığına taktı. Bugün kapıdan erken çıkmak istediğim halde bazı mevani hululeyt etti. O kadar ki berberime uğrayıp yüzümü bile ibrişimletemedim hafızanın. Hiç fark edilmiyor. İsa ile lihye buyurulduğu zaman sizin için de şairler tarih düşürürler. Ramiz ve hafif bir tebessümle. Bunu hiç istemem. İsteseniz de istemeseniz de mani olamazsınız. Onların hakkınızda yazdıklarını ne ile mümanaat edebildiniz? Bir mısra ile. Aldanma ki şair sözü elbette yalandır kafi değil mi? Evet ama bunu da söyleyen şair olduğuna göre onun da söylediği yalan olmak iktiza eder. O halde? O halde hiçbir şey söylenmemiş demektir. Şetaret, gümüş tepsi içinde fafuri fincan ve üzeri mineli zarfla kahve getirdi. Sade olarak içilen gayet açık kavrulmuş Yemen kahvesinin rayihası ortalığı sardı. Ramiz Bey, son gümüş sigara masasının üzerindeki geniş tabloya sigarasını bıraktı, kahveyi aldı. Hafız Hanım, bugünlerde sünüğü hat yok mu efendim? Ramiz Bey, vasfın bir güftesi pek hoşuma gitmişti. Tabii, bestelediniz. Aman efendim ne haddime, biraz usule uyarak bazı nameler yaptım. Beyefendi, hep böyle söylersiniz. Sonra yaptığınız şarkılar herkesin takdirini celp eder. Efendim, bizler gibi kalelül biza olanlar yaptıkları eserlerin ne kıratta olduğunu bilirler. Bunlar eser değildir. Eser değildir de nedir? Filan veya filan makamdan birer hava. Evvela hoşunuza giden güfteyi merak ettim. Güfte şudur efendim. İram-ı naz ile karşımdan, ey gülberki naz geçme. Niyazım geçmiyor bari geçersen böyle, az geçme. Gelip geçtikçe az çok neyse, mehbi niyaz geçme. Cefa it, kailim benden tek, ey mehbare, vazgeçme. Güzel. İkinci kıtası daha güzeldir. Sana ey gönce gül kim der ki seyril gülşene gitme. Git ama harı azarı sitemle gönlüm incitme. Tahammül etmeyip çevrine ben diymem cefa etme. Cefa it benden tek ey mehbare vazgeçme. Hakikaten güzel. Şimdiye kadar bunu beslememişler mi? zannetmiyorum. Beslenense de ne çıkar? Bir güftenin müteaddit kereler beslenendiği vakidir. Ben vasıfın kısa mısralı şarkılarını daha çok severim. Mesela gördük de sen şu hışeni sandım letafet gülşeni. Acıb o simin gerdeni kendine bend ittin beni. Vasıf böyle eserlerinde bütün İstanbul şivesinin inceliklerini işler. Vasif'in müstehfülün müstehfülün vezninde pek çok şarkıları vardır. Çok çatkın edalı velut bir şairdir. Tabi bize yeni eserinizi dinleteceksiniz. Ramiz Bey aman efendim dedi. Behlül Efendi gibi bir üstad ile hem bezme olduktan sonra benim eserim dinlenir mi? Behlül Efendi büyük müzik işini hastır. Fakat bestekarlık bütün ayrı bir kabiliyettir. Ramiz Bey beyaz pike yeleğin yan cebinden mineli altın saatini çıkardı ve eserimin takdirinize arzını bir ati talik edelim. Ben deniz 3-5 dakika sonra müsaadenizi rica edeceğim dedi. Hafız Hanım da nasıl arzu buyurursanız cevabını verdi. Tam ve esnada odanın kapısı açıldı. Rana güzelliğinin bütün şahası ile göründü. Ramiz Bey görünce girmemek istiyormuş gibi bir harekette bulundu. Affedersiniz. Hafız Hanım. Aa sen misin yavrum gel. Beyefendi yabancı değil. Rana odaya girdi. Ramiz Bey ayağa kalktı. Hafız Hanım. Gel kızım. Beyefendiye beyanı hoş ile. Rana Ramiz Bey'e doğru ilerledi. İhtiramkar bir eda ile selamladı. Ramiz Bey bu ihtifata en nazik ve en kıvrak bir babali temanahı ile mukabele etti. Hafız Hanım, rahatsız olmayın beyefendi. Buyurun, oturun. Küçük hanımefendinin huzurlarında teettüp ederim efendim. Aman beyefendi, yüksük kadar çocuğa Ramiz Bey'in gözleri süzülüyor, Rana'nın üzerine bir menekşe yağmuru yağdırıyordu. Hafız Hanım kendini tutmasa, Ramiz Bey'in bu afallaması karşısında kahkahalarla gülecekti. Rana, Hafız Hanım'a yakın bir iskemleye oturdu. Ramiz Bey de eski yerini işgal etti, herkes şükür ediyordu. Hafız Hanım, ne oldu saat başı mı geldi? Ramiz Bey konuşmak istiyor fakat, lakırdı açacak bir mevzu bulamıyordu. Küçük hanımefendi ne vakit teşrif buyurdular? Hafız Hanım, küçük hanımefendi pek yakında teşrif buyurdular. Benim uzak akrabamdan birinin kerimesidir. Allah bağışlasın efendim.'' Rana çekik gözlerinden süzülen kadife nazarlarını arada Ramiz Bey'e kaydırdığı zaman genç adam kendisini sihirli bir kuvvetin sardığını, ona bütün iradesini kaybettirdiğini hissediyordu. O... Meclis ara, hoş sohbet Ramiz Bey'in dili dişi durmuştu. Konuşmak, fakat yalnız Rana'nın hoşuna gitmek için konuşmak istiyordu. Küçük hanımefendi hangi isme şeref veriyorlar? Hafız Hanım Evvela bu merasimli tevcihata bir temmet diyelim. Benim kızımın adı Rana'dır. Ramiz Bey Rana, Bala, Hüsnesna bunlar bir seci olarak kendilerinde toplanıyor dedi. Ve bu kelimelerin kızın üzerinde net tesir bıraktığını anlamak için Rana'ya baktı. Kız dişlerinin güzelliğini gösterecek bir tebessümle mukabele etti. Hafız Hanım Ah beyefendi, dedi, bu akşam o mühim ve müstacel işiniz olmasa da sizin tamburunuzu Rana'ya dinletseydim. Ramiz Bey, işim mühim fakat buyurduğunuz kadar müstacel değildir, Tehiri mümkündür. Yok Ramiz Beyefendi, mani olmak istemeyiz. Ne münasebet efendim sizin iltifatınızla vahyedar olmak şerefinin yanında en mühim işin ehemmiyeti sakı da olur. Biz ihya buyurursunuz. Rana Hanım musiki severler mi? Hafız Hanım. Bak Rana. Beyefendi ne buyururlar? Rana yanında bir gamze olduğunu haber veren tatlı bir tebessümle cevapladı. Pek severim efendim. Hafız Hanım. Hem de o kadar kuvvetli bir istidadı var ki onun bu zevkini parlatmak istiyorum. Bakalım Behlül Efendi ne fikirde bulunacak? Emrederlerse kendini tambur talim edebilirim. Lütfedersiniz. Fakat sesi çok yanık ve güzel olduğu için öğreneceği sazın beraber okuyabileceği bir saz olmasını düşünüyorum. Efendi Hazretleri nasıl münasip görürlerse. Fakat ben her zaman emirlerine amadeyim. Hafız hanım tatlı tatlı alay ediyordu. Tekrar ediyorum beyefendi hakikaten işiniz mühim ise yok efendim yok talik edebilirim. İsabet buyursunuz o halde müsaade ederseniz yeni eserinizi dinleyelim. Beni mahcup ediyorsunuz efendim. Tamburunuz burada getirsinler. Hadi Rana benim odamda beyefendinin sazı var getir yavrum. Hafız odasında yalnız Ramiz Bey'in tamburu değil daha başka sazlar da vardı. Rana hangisini getireceğini bilmiyordu. Sormayı da doğru bulmadı. Odadan çıktı. Sofada duran şetarete. Şetaret abla dedi. Hanım teyzem beyefendinin sazını getirmekliğimi söyledi. İyi ya hanımın. Al götür. Şetaret abla. Beyin sazı hangisi? Tambur. Hani uzun saplı bir saz var koyu kırmızı kadife torba içinde aynalı dolabın yanında dayalı duruyor. Rana merdivenleri çıktı Ramiz Bey odada hafız hanımla yalnız kalınca Kerime-i maneviyeniz hakikaten hüsnü anda bir hemta. Hafız hanım biraz müstehsi. Öyle mi buluyorsunuz? dedi. Ramiz Bey. Yalnız ben değil kim görse benim gibi düşünür efendim. Rana'nın yaşı pek ufaktır. Belki şairin dediği gibi sen gitgide bir afeti devran olacaksın. Olmuş efendim, afeti devran olmuş. Rana elinde tamburla girdi. Ramiz Bey hemen yerinden kalktı, sazı aldı. İhtiyarı zahmet buyuruldu efendim. Bari payi nermininizin rencide olmasına değseydi. Rana, Ramiz Bey'in söylediklerini hiçbir şey anlamadı. Bunun... Nermin ayaklarınızın incinmesine değseydi demek olduğunu anlayamazdı da. Yalnız bu gibi vaziyette hafifçe bir gülümsemekle geçiştirmek lazım geleceğini takdir etti, gülümsedi ve kendiliğinden aman efendim demekle iktifa etti. Bu aman efendime her mana sığışabilirdi. Hafız Hanım Ramiz Bey'in kovulmakla dahi gitmeyeceğini bile bile. Ramiz Bey efendi Belki zaten halinizi bekleyenler vardır. Emrederseniz bir tezkere yazınız. Huşit'le gönderelim. Çivisini bir kere daha sürdü. Ramiz beydi. aynı cevabı tekrarladı. Hacet yok efendim, tehir edebilirim. Bunu söylerken tamburu torbasından çıkarıyordu. Bizim sazımız da dinlenir şey değil ama artık küçük hanımefendinin emirlerini yerine getirmek için bu cürette bulunalım dedi. Sazı dizine yatırarak yeleğinin cebinden çıkardığı mızrap iki teli birbirine kaynattı. Yerinden oynayan perdeleri düzeltti. Tamburu kucağına aldı. Çalak parmakları ile biraz dolaştı. Rana ömrümde görmediği, bilmediği, dinlemediği bu sazın ziynesinden dökülen bu bir iki perişan namenin bir iksir gibi samiasından girerek ruhunda bir akiz husule getirdiğini hissetti. Ramiz Bey bam tellerinde akordunu yaptı. Sazı yanına koydu, süzgün nazarlarını Rana'ya çevirerek ''Ne emrediyorsunuz efendim?'' dedi. Hafız Hanım kızın cevap vermesine meydan bırakmadan ''Ne doğarsa?'' dedi. Ramiz Bey güldü ve ''O oh, buyurduğunuz zurnada olur'' dedi. Tam burada ne çıkarsa bahtına olmaz. Müsaade buyurun. Ben küçük hanımefendiye soracağım. Emredin efendim. Rana hiç bozmadı. ''Cariyenizle hanım teyzem gibi söyleyecek ne doğarsa.'' Ramez Bey tamburu kucağına aldı. Rastan girerek dolaşmaya başladı. Hocası Aleksan Ağa'nın tarzında çalıyor. Sazı silkeleyerek inletiyordu. Hafız Hanım arada ''Ne güzel bir selik yaptınız.'' diyerek kendisinin de musikiye bir gane olmadığını anlatıyordu. Ramiz Bey bu akşam tamburu bütün başka türlü çalıyordu. Asma kararlarda gözlerini süzerek Rana'ya bakıyor. Onu bir anda alt üst eden bir güzelliğe hayrandığını mızrabı ile söylüyordu. Ramiz Bey her zaman taksimlerini uzatmazdı. Fakat bugün bütün makamları dolaşıyor ve her makamda harikalar yapıyordu. Hafız Hanım, Ramiz Beyefendi dedi pek uzaklara gittiniz. Cevap vermedi. Hafifçe güldü. Taksimi bitirip karar verdiği zaman hakikaten öyle oldu efendim dedi. Biraz uzaklarda dolaştım. Evet ne Hicaz kaldı ne Nihavent ne Nişabur. Ramiz Bey. Hicaz'a gitmek lazımdı. Bütün eski günahlardan pak olmak için. Sonra oradan Irak'a geçtim. Sonra da Acem ülkesinde Nihavendi gördüm ve nihayet Hayyam'ın mezarını ziyaret için Nişabur'a kadar uzandık. Rana hiçbir şey anlamıyor fakat hissediyordu. Bu yapılan taksimin bazı namelerinde yüreğinin çarptığını, bunun pek güzel bir şey olduğunu kendi kendine itiraf ediyordu. Ramiz Bey tam buraya yanına bıraktı. Nasıl Rana Hanım dedi. Sizi eğlendirebildim mi? Rana kıpkırmızı kesildi. Bu güzel adam bu sözüyle tamburu onun için çaldığını söylemişti. Birden cevap veremedi. Ramiz Bey, bakınız cevap vermiyorsunuz. Demek Sazım'ın ruhu nalanı sizin kalbinize nüfuz edemedi. Rana cevap veremedikçe söz sağınağının şiddetlendiğini anladı. Hafız Hanım'a baktı. Dilbaz kadın. Aman Ramiz Bey, ne söylüyorsunuz? Rana da cevap verecek hal mi bıraktınız? Siz çalarken kız dalıp dalıp gidiyordu, dedi. Rana da, tebrik ederim efendim, dedi. O kadar güzel ki takdir için söz bulamadım. Ramiz Bey, beni ihya buyurdunuz. Teyzeniz hanımefendi beni daima iltifatlara gark eder. Fakat bugünkü imtihanda mümeyyizim sizdiniz. Hafız Hanım gülerek, öyleyse, dedi. Rana'dan tam numarayı aldınız. Ne mutlu bana. Sonra gayet ciddi bir eda ile devam etti. Eğer tamburumu size beğendirmemiş olsaydım bir daha elime almamaya yemin edecektim. Arkası yarım.